A eksi B farkının negatif değeri. Demek ki A eksi B'nin karesini elde etmeye çalışacağız. Şöyle alt alta yazalım. Bunları toplarsak A, B'ler gider. A eksi B'nin karesi olan terimi yakalamamız zor olur. Alttakini eksiyle çarpıp toplarsak ya da çıkartırsak A kare eksi A, B eksi A, B eksi 2 A, B eksi eksi B kareden B kare geldi. 7 eksi eksi 2'den 9 oldu. Burası nedir? A eksi B'nin karesidir. A eksi B'nin karesi 9'a eşitse A eksi B ya 3 olur gençler ya da A eksi B eksi 3 olur. Negatif değeri istenmiş. O zaman doğru cevap C şıkkıdır. <laughs> Şimdi bu tip sorular da karşınıza çıkar. Önerim şunu yapın. Hangi rasyonel ifadenin karesi yer alıyor? Ona bir bakalım. 25 bölü 36. a 5 bölü 6. Karesi 25 bölü 36. 16 bölü 25 karesi 4 bölü 5'tir. Şurada eksi olduğuna göre burayı eksi 4 bölü 5 olarak yazalım diyelim. Tamam mı? Şimdi teyit ediyoruz. Bunun karesi bunu veriyor mu acaba? Bakalım. Birincinin karesi 25 bölü 36. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Arada eksi olduğu için eksiyle başladık. Artı ikincinin karesi. Bakın bu gitti. Bu 3'e 2 geldi. Ne geliyor şurası? Eksi 4 bölü 3 geliyor. E, hakikaten de eksi 4 bölü 3 var. O zaman sağladı. Yani şuradaki ifade şöyle diyelim. Şu kökün içerisi neye eşitmiş? 5 bölü 6 eksi 4 bölü 5'in karesini. Şöyle yazdık. Şimdi kareyle karekök var birbirini götürüyor. Mutlak değer olarak çıkıyor. Buna dikkat edin. Yani 5 bölü 6 eksi 4 bölü 5 olarak çıktı. Tabi mutlak değeri. Payda eşitlersen bu 5 bu 6. 25 eksi 24 bölü 30'un mutlak değeri. Bu da 1 bölü 30 gelir. Zaten aynen çıkar mutlak değer dışına. O halde doğru cevap A şıkkı olur. <laughs> bu işlemin sonucu kaçtır? Şimdi tabi çarpalım diye verilmemiştir burada. Şöyle bir sayıyı değişken olarak tanımlayacağız. Değişken değil de değişken değiştirme gibi yapalım. 293'e mesela x diyelim. 293 eşittir x olsun. O zaman ne olur? x 301 nedir? 293'ün 8 fazlası. x artı 8 artı 16. <laughs> Bunu dağıtırsak içeri. x kare artı 8 x artı 16 gelir. Bu da nedir gençler? X artı 4'ün karesidir. X artı 4'ün karesidir dedik. X artı 4'ün karesi nasıl çıkar? Mutlak değer olarak çıkar. Mutlak X artı 4. X neydi? 293'tü. X yerine 293 yazarsak 293 artı 294. Dün mutlak değeri yani bu da 297 olarak çıktı. Doğru cevap değişikliği oldu.